Kardeşim arkadaşım var Fatih Demirel'i. Alman basınında da Türk basınında da çok kendisi saygı görüyor. Almanlar sürekli bugün kendisine sordular Beşiktaş'ı. Biz de Almanya'daki atmosferi kendisinden alacağız. Alman basınında neler çıkmış ona soracağız. Ve benim Almancam yok. Stüdyoda Almanca bilen olmadığı için var, çok fazla. Var, Almanca. Hayır hocam biliyor ama daha net olarak David Alaba'yı biz yayınımıza alacağız birazdan. Ben Fatih'ten de sevgili Fatih kardeşimden, meslektaşımdan rica edeceğim. Bize tercümesini yapsın şeklinde diye. Sevgili Fatih, iyi akşamlar, iyi geceler. Ulan seni tebrik ederim. İyi akşamlar, yayınlar diliyorum. Nasılsın, iyi misin Fatih? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Fatih, hatta kalmanı rica edeceğim. Çünkü Alaba'yı da bağlayacağız. Senden atmosferi alacağız. Neler oluyor, neler bitiyor. Bunların hepsini öğreneceğiz. Öncelikli olarak bağlanana kadar Alaba, Alman basınında neler konuşuluyor Beşiktaş'la ilgili olarak? Ya açıkçası ilk etapta Alman basını, Alman kamuoyu kuradan çok memnun olduğunu gösterdi. Bild gazetesi kuradan hemen sonra daha kolay olamazdı diye bir manşet attı. Kulüp içinden de hani siz de yayınladığınız bazı sosyal medya paylaşımları oldu. Sporcular memnundu. Burada tek frene basan teknik direktör Jupp Heynckes oldu açıkçası. Özellikle burada bunu Almanya'da kimse bilmez ama Beşiktaş'ın çok iyi bir teknik direktörü var diye sözlerine girdi ve Şenol Güneş'i çok milletli bir takımı Fatih'cim, Fatih'cim çok özür dilerim. Sen yabancı değilsin. Evet. David Alaba telefon attığımızda şu anda. Bayern Münih'in futbolcusu. Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı. Avusturyalı futbolcu. Sol bek. David Alaba. Willkommen Sie. Hallo. Servus. Hallo. Danke schön. Willkommen Sie. Sevgili Fatih, senden rica edeceğim. Beyaz Sevi programındayız. Derin Futbol programındayız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Öncelikli olarak yayınımıza bağlandığı için. Lieber David, ich helfe bei der Übersetzung. Wir heißen dich im Namen von Beyaz Sevi herzlich willkommen zur Sendung und bedanken sich, dass du dich bereitgestellt hast für die Sendung. Danke, danke auch. Evet, neler hissediyor Fatih, neler hissediyor kendisi, ne düşünüyor, Beşiktaş'la eşleşmeyi bekliyor muydu? Beşiktaş tanıyor mu, biliyor mu? Anlatmış mı yüksekler? David, was war deine erste Reaktion auf die Auslosung, wie sind deine Gefühle, hättest du auch ein Los gegen Beşiktaş erwartet? Die Reaktion war sehr, sehr positiv. Wir haben eine riesige Vorfreude auf dieses Spiel. Wir wissen, dass Beşiktaş speziell diese Saison wirklich sehr, sehr stark ist und das auch in der letzten Saison schon gezeigt hat, dass sie eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, sehr gefährlich sein können. Sie haben es auch im letzten Spiel gegen Red Bull Leipzig gezeigt. Und ja, wir planen uns wirklich schon sehr auf dieses Spiel. Uns ist bewusst, dass uns speziell im Rückspiel in Istanbul eine unglaubliche Kulisse erwartet und das wird sicherlich spannend und die Vorfreude ist riesig. Çok mutluyuz bu karardan dolayı. Beşiktaş çok önemli bir rakip. Yani hem bu sezon hem özellikle geçen sezon nasıl bir performans gösterdiğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Leipzig maçlarında ortaya koyduğu performans ve ortaya koyduğu futbol bunun farkındayız. Özellikle tabii ikinci maçta İstanbul'da bizi nasıl bu atmosfer beklediğini de biliyoruz ama gerçekten çok mutluyuz Beşiktaş'ta karşılaştığımız için. Vodafone Park'ta İstanbul'da gerçekten çok ilginç bir atmosfer bekleyecek. Hatta bugün Beşiktaş'tan taraftarların bir girişimi olacağı yönünde haberler var. Bayern Münih'i büyük bir sürpriz bekliyor. İşte ıslık yağmuru olacak. Çok büyük bir gürültü olacak diyelim. Ne düşünüyor? Kendisini nasıl hazırlıyor bu konuda? Konuşmuşlar mı takımda kendi aralarında? Beşiktaş hiç seyretmiş mi? Es wird erwartet, dass natürlich der Vodafone Park wieder sehr sehr laut sein wird. Man erwartet einen neuen Rekord. Man erwartet ein Live-Konzert. Futbolcu var mı? Wie bereitet man sich als Spieler darauf vor? Habt ihr auch in der Kabine schon über die Atmosphäre in Istanbul gesprochen? Ja, ist eine gute Frage, wie man sich darauf vorbereitet. Aber wie ich schon vorhin erwähnt habe, wir freuen uns riesig auf dieses Spiel. Es wird sicherlich eines unserer Highlights in dieser Champions League-Saison, auch im Vodafone Park spielen zu dürfen. Uns ist bewusst oder wir wissen, dass sie sehr, sehr gute Fans haben, sehr, sehr laute Fans haben. Und ja, wir freuen uns schon echt auf dieses Spiel. Und wie wir uns darauf vorbereiten werden, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber ich denke, dass der Trainer uns sehr, sehr gut auf dieses Spiel einstellen wird und auch auf die Kulisse.
Aslında çok iyi bir soru. Buna nasıl hazırlanacağımıza dair güzel, doğru bir soru ama bunu sanırım hocamız maç yaklaştığı zaman bize hazırlayacaktır. Hem maça hem bu atmosfere. Evet, Vodafone Park'ın bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Çok gürültü çıkartabilen bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyoruz ama dediğiniz gibi maç zamanı geldiği zaman buna hazırlık aşaması o zaman başlayacak. Beşiktaş'ın maçlarını seyretmiş mi? Yani Beşiktaş'tan samimi olduğu futbolcular var mı? Bildiği. Görüştüğü futbolcular var mı? Veli Kavlak mesela onlardan bir tanesi, milli takımdan arkadaşı. Hast du in der letzten Zeit Spieler von Beşiktaş gesehen und kennst du Spieler von Beşiktaş persönlich, zum Beispiel Veli Kavlak, der auch in Österreich in der Nationalmannschaft spielt? Ja, Veli Kavlak kenne ich schon wirklich sehr, sehr lange. Wir sind auch sehr, sehr gut befreundet. Und mit ihm habe ich viele Jahre in der Nationalmannschaft gespielt. Und auch Ryan Babel, mit dem ich zusammen gespielt habe in Hoffenheim, verbindet auch mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundschaft. Und mit Ryan zum Beispiel habe ich mich auch schon gehört und auch mit Veli. Und ja, das sind so die zwei Spieler, die ich wirklich sehr, sehr gut kenne. Veli Kavla uzun yıllardır tanıyorum. Çok da iyi bir arkadaşım. Bir takımla uzun süre birlikte oynadık. Bunun dışında Hoffenheim'de oynadığım zaman Ryan Babel'le de birlikte oynadık.